Sektör Ekstra programında tekrar sizle de birlikteyiz. Sektör Ekstra'da farklı konu ve konuklarla bu programımıza devam ediyoruz. Şimdi de yine farklı bir konuyu ve konukla sizlerle birlikteyiz. Bu sefer yatçılık, denizlere açılacağız. Arkamızda da gördüğünüz gibi marinadayız ve denizlere açılmaya hazırız. Yayın konuğumuz Aquamarine Yatçılık kurucu ortağı Gökhan Başpınar. Gökhan, hoş geldin programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi önce istersen senin izninle bir açıklamayı yapalım. Gökhan Başpınar uzun yıllar gemi kaptanlığı yapmış. Aynı zamanda benim okuldan arkadaşım. Ve biz hani şimdi baştan söyleyelim, birbirimize Gökhan Can dediğimiz zaman İzleyenler şaşırmasın, biz samimiyetimiz, bizim hani çocukluk arkadaşıyız diyebiliriz. Şimdi ben medya tarafında, Gökhan da kaptan olması sebebiyle de biraz bu aralar yatçılık tarafına fazlaca ağırlık verdi. Şimdi bugün değişen, pandemi sonrasındaki değişen turizm alışkanlıklarımızı, yatçılık tarafında ne gibi değişimler oldu onu paylaşacağız. Aynı zamanda sevgili Gökhan beni kırmadı. Birkaç yıl önce bizim Hayatımız Sigortalı dergisine de kendi anılarından bir bölümünü köşe olarak yazdı. Çok da ilgi çekmişti ama o sıradaki iş yoğunluğundan dolayı şimdilik ara verdi. İnşallah bu program sonrasında biraz da benim şeyimle, psikolojik baskımla yazılarına tekrar başlamasını umut ediyorum. Sevgili Gökhan, şimdi öncelikle istersen bu pandemi sonrasında ne gibi hayatımızda değişiklikler oldu. Önce bireysel olarak biraz sen yaşadıklarını bir yorumla. Dünyada neler oluyor? Sen neler yaşadın? Biraz ondan sohbetimize başlayalım. Yaklaşık 2 aydır bu karantina süreci hepimizi perişan etti. Hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak artı iş hayatımızı da çok olumsuz etkiledi. Kişisel olarak karanlık zondayız. Yaklaşık 2 aylık sürecin sonucunda 5 kilo civarında fazlalığım, 15 senedir kesmediğim sakal ve bıyığım, uzamış saçlarımla farklı bir formata girdim. Ruh halim de dediğim gibi karanlık zonda ama sektör adına ben umutluyum. Özellikle yatçılık sektörü adına umutluyum. Bu sürecin bir an önce iyiye doğru gideceğini tahmin ediyorum. Ülkemizde pandeminin O daha konuya geç... tam olarak geçmeden istersen Gökhan bir kendini de bir tanıt. Yani sonuçta ben gemi kaptanı dedim ama hani sen denizcisin sonuçta. Kaptanı Derya. İstersen bir kısaca kendinden bahset. Öncesinde neler yapıyordun? Şimdi neler yapıyorsun? Hemen akabinde pandemiye girelim işle şeyle ilgili, yatçılıkla ilgili. Peki, 1983'te Deniz Harbi Okulu'ndan mezun oldum. Ondan sonra 8 senelik bir Deniz Kuvvetleri hayatımdan sonra bir daha hep ticaret gemileri ve değişik gemi ve yatlarda kaptanlıkla geçti vaktim. Bir süre uzak yol çalıştıktan sonra yolum Savarona ile birleşti. Savarona'nın özel sektöre geçtiği ve ilk turistik ve ticari maksatlarla kullanıldığı döneme denk geldi. Önce ikinci kaptan olarak başladım. Kısa bir süre sonra kaptanı oldum. Yaklaşık 4 küsur sene Savarona'da geçmiş bir yatçılık tecrübem var. Yatçılık deyince şimdi tabii yatçılığın muhtelif kısımları var. Savarona çok özel bir pozisyonda. Sonuçta mega yat. Benim kaptanlığını yaptığım dönemde dünyanın en büyük özel yatı olarak geçiyordu. Şimdi 7. 8. sıraya düşmüş anladığım kadarıyla. Ama o dönemde büyük ses getirmiştik biz. Güney Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Akdeniz içerisinde yaptığımız turlarla. Savarona'nın benim için tabii yeri de çok önemli. Deniz Harbi Okulu mezunuyum. 1980 senesinde ilk staj olarak çıktığım gemidir, okul gemimizdi. Sonrasında yurt dışı eğitimleri, yine sene içerisindeki eğitimlerle benim için önemi çok büyüktü Savarona'nın. Sonrasında sivil hayatta da ikinci kaptanlığını ve kaptanlığını yapmış olmak benim için çok büyük bir ayrıcalık. Tabii Savarona'da çalıştıktan sonra insanın bir anda ufku
değişiyor. Bakış açısı değişiyor mesleğe. Ben bir daha ticaret gemilerine dönemedim. Atatürk'ten bahsetmeden de geçme. Yani o yatın öyle çok da önemli bir özelliği var tabii ki. Hepimiz biliyoruz bunu. Elbette. Zaten bizim için değerli olmasının en büyük sebebi Atatürk'ün yatı olması. Üzücü tarafı da yeteri kadar kıymet verilmemiş olması. Bizim dönemimiz hakikaten Türk bayrağını Güney Fransa sahillerinde dalgalandırmak, Akdeniz içerisinde dolaştırmak bizim için çok önemliydi. Hemen konuya girmeden ilk Fransa'ya gidişimizi hatırlıyorum da onun bir iki satırı anlatayım. Antip Limanı Güney Fransa'nın en popüler yat limanlarından bir tanesi. Bütün mega yatların, büyük yatların bağlandığı çok üst düzey yatçılık konusunda çok üst düzey bir yer. Ve biz Savarona ile oraya yanaştık. Bütün Antip halkı ve diğer tekne personeli herkes yığıldı geminin önüne. Herkes büyük bir hayranlıkla seyrediyor. Bu arada bir pazar günü sabah gidişimizin ikinci veya üçüncü günü inanılmaz bir kalabalık. Kapıya dayandılar. Zorluyorlar gemiye girmek için. Ne oluyor diye çıktık dışarıya. Nismaten diye bir gazeteleri var. O bölgenin yöresel bir gazete. Bu gazetede pazar günü geminin müze gemi olduğunu, Atatürk'ün gemisi olduğunu ve ziyarete açık olduğu yazılmış. Yarım sayfa geminin fotoğrafı, altında da bütün hikayesi yazılmış. Ve abartmıyorum, 1000'in üzerinde insan kapıya dayanmıştı pazar sabahı saat 9'da gemiyi ziyaret etmek üzere. Yani böyle bir girişimimizin olmadığını, geminin bu şekilde ziyaret edilemeyeceğini anlatamadık insanlara. Saatlerce kapının önünde tezahüratlar arasında zor bela ikna ettik. Aralarından bir grubu seçtik, onları aldık içeriye falan. O şekilde geçiştirmeye çalıştık ama inanılmayacak bir ilgi alaka vardı gemiye. Sonrasında da bu tabii devam etti. Senelerce bu şekilde devam etti. Ama maalesef son dönemlerde artık adı farklı olaylara karıştı. Bir takım sıkıntılar yaşadı. Hak etmediği sıkıntıları yaşadı. Hiç alakası olmadığı halde suçlandı. Bir karalama kampanyasıydı. Neyse sonuçta kimlerin ve neden yaptığı ortaya çıktı. Bu da sonuçlandı. Ama tabii Savarona'nın hala eskisi gibi eski güzelliğiyle, yine Atatürk'ün ismiyle denizlerde dolaşıyor olmasını ben canı gönülden dilerim. İnşallah en kısa zamanda tekrar geri döner. Dediğim gibi Savarona'dan sonra Atatürk'ün yatında kaptanlık yapmaktan sonra, dünyanın en büyük yatı olarak görünen yatta kaptanlık yapmaktan sonra bir daha dediğim gibi ticaret gemilerine geri dönemedim ben. Ondan sonrası yine yurt dışında kaptanlık. Sonra geldim Türkiye'de, Marmaris'e yerleştim. Marmaris'te kaptanlık yaptım. Son 3 senedir de Aquamarine yatçılık olarak bu 30 küsur senelik birikimimizi karada devam ettirme kararı aldım. Yine çok sevgili arkadaşım Melis Ciro, o da 1985'ten beri kendi şirketi Megamar ve öncesinde Cino yatçılık olmak üzere bu sektörün içerisinde uzun yıllardır gemi acentalı, yat acentalı, yine charter brokerlık işleri yapan bir arkadaşım. Melis'le birlikte 3 senedir Aquamarine'i yönetiyoruz. 3 senelik yeni bir şirket gibi ne görünmesine gibi rağmen... Ne gibi hizmetler veriyorsunuz Gökhan? Dediğim gibi 30 küsur senelik bir tecrübe bizimki. Ağırlıkla mega yatlara, Türkiye'ye gelen mega yatlara acentalık hizmeti veriyoruz. Acentalık hizmet dediğiniz zaman bunun gümrük girişi olsun, işte pasaport polisi vesaire, bu resmi evrakların hazırlanması. Bundan sonra güzergah seçimi, yakıtı, kumanyası, aklınıza gelebilecek her türlü transferleri, birebir butik olarak da çalışıyoruz. Diğer pek çok acenta gibi girdi, işlemini yaptık, translogunu tekneye teslim ettik. Ondan sonra çıkarken tekrar görüşürüz demiyoruz. Türkiye limanına girdiği andan itibaren çıkana kadar mutlaka bir ekibimiz mobil olarak bu teknelerin peşinde dolaşıyor.
Her limanda halatlarını biz alıp halatlarını biz çözüyoruz. Bir sonraki limanda tekrar karşılıyoruz ve dediğim gibi her türlü hizmeti, herhangi bir ücra koyda dahi olsa isteklerini karşılayabiliyoruz. Limanlarda zaten bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunun dışında 6 tane markanın Türkiye temsilcisiyiz. Bunlardan en bilineni Pearl Yacht. 1997'den beri yat imal eden bir firma, İngiliz tersanesi. 62-95 fit arası son derece lüks motor yatlar imal ediyorlar. Bunların Türkiye temsilcisiyiz. Rafnar markası, İzlanda markası. Bunlar da patentli ürünler. İzlanda sahil güvenliği ve kıyı emniyetinin kullandığı tekneler. Kuzey Atlantik deniz şartlarına uygun olarak imal edilmiş, çok ağır hava şartlarında dahi denizde dolaşabilen, arama kurtarma özelliği olan tekneler. Bunların Türkiye temsilcisiyiz. Aynı zamanda bu pandemi söz konusu olmasaydı, geçen ay ilk teknemizin imalatına başlayacaktık. Türkiye'de imal etmeye başlıyoruz. Maalesef onu ötelemek zorunda kaldık. İki tane yenilikçi markamız var. X-Shore ve Q-Yacht. Bunlar ikisi de %100 elektrikli tekneler. Biri Finlandiya, diğeri İsveç yapımı. Türkiye'de daha elektrik, %100 elektrik dediğiniz zaman herkesin öcü gibi baktığı bir konu. Ama biz firma olarak bundan 10 sene, belki 15 sene sonrasının hesabını yapıyoruz ama olması gereken bu. Sonuçta fosil yakıttan kurtulması gerekiyor dünyanın. Bu pandemide zaten gördük, çok net bir şekilde gördük. Dünyanın buna ihtiyacı var. Fosil yakıttan kurtulmaya ihtiyacı var. Hava kirliliğinin bu kadar ortadan kalkması, emisyonun düşmesi, dünyaya ne kadar büyük ferahlık sağladığını çok net bir şekilde gördük bu süreçte. Dolayısıyla elektriğin önemi ön plana çıkıyor. Ve bizim bu iki markamızın da önümüzdeki yıllarda değer kazanacağını, öne çıkacağını canı gönülden inanıyoruz. Bunların motorunu yapan Ocean World firması, bizim temsilcini yaptığımız firma. Fosil yakıtları elektrik motorlarıyla değiştiriyoruz. Bir de son oyuncağımız var. O da Amerika'dan geliyor. Jet ski desek jet ski değil, sürat motoru desek o değil. Go-kart'ın denizdeki uygulaması diyelim. Kıyılara, karada go-kart parkuru gibi su parkuru kuruyoruz ve buralarda dört tekerlek yerine suyun üzerinde dolaşan jet ski ile bot arası bir araçla kapalı alanlar veya açık alanlarda bir su go-kartı diyebilirim. Bu önümüzdeki günlerde bunun da tanıtımını yapacağız. Değişik bir şey olacak. Tabii en ağırlıkla yine çalıştığımız konu charter konusu. Yani ticari teknelerin pazarlanması. Peki önce şunu sorabilir miyim? Elektrikli yatlardan bahsettin. Hani ben bu konuda çok bilgili değilim. Hani uygun bir soru sormadıysam kusura bakma. Ama bu yenilenebilir enerjinin şu anda yatlarda kullanılıyor olması. Çünkü orada devasa motorlar var. Çok yeni bir teknoloji olması gerekiyor, öyle değil mi? Yani o tekneleri nasıl yerinden hareket ettiriyor? Ne kadar süreyle gidebiliyorlar? Doğal olarak güneş enerjisi tabii burada etkin. Onu da güneşi de bizim güney sahillerimizde bolca var. Bu rağbet edilebilir mi? Bu Tesla'nın falan bir şey değil, değil mi? Şimdilik erken. Denizin Tesla'sı diyoruz ama tabii bu bir benzetme. Büyük motorlarda hibrit daha ön planda. Arabalarda olduğu gibi hibrit motorlar biraz daha ön planda. Çünkü elektriğin şu an itibariyle en büyük sıkıntısı stoklanamaması. Yani akü gruplarıyla elektriğin bir şekilde stoklanabilmesi lazım. Gücü elde edebilmek için, sürekliliği sağlayabilmek için. Maalesef büyük motorlarda henüz güneş enerjisi bu akülerin %100 depolanmasına, elektriğin depolanmasına müsaade etmiyor. Dolayısıyla diğer teknelere nazaran, yani dizel, fosil yakıtlı teknelere nazaran seyir süremiz biraz daha düşük. Sürat istediğimiz zaman daha büyük akü grupları gerekiyor. Daha büyük akü grubu demek daha fazla besleme gerektiriyor. Şu an itibariyle aküler güncellenmediği
veya geliştirilmediği sürece birazcık ikinci planda kalmak durumunda. Ama biz inanıyoruz ki teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bu akülerle ilgili problem de çok kısa sürede çözülecektir. Önümüzdeki 5-10 sene içerisinde çözülecektir. Ve tek motor olacak diye tahmin ediyorum. Hidrojen destekli elektrik motoru özellikle. Sudan yakıt üretmek, suyla gider mi esprisi vardır ya. Evet, yakında tekneler suyla gidecekler. Hidrojenden faydalanmak suretiyle elektrik elde etmek, bu elde edilen elektrikle güç uygulamak, bu şekilde tekneler yürüyecek. Ama dediğim gibi biraz daha vakit istiyor. Biz biraz erkenciyiz bu konuda. İnşallah biz görürüz Gökhan, öyle diyelim bari. Şimdi İnşallah. Günümüze gelelim istersen. Bu pandemi krizinden sonra biraz tatil alışkanlıkları farklılaşacak. Turizm bu işten ciddi bir şekilde etkileniyor. Gerek havayolu, gerek otelcilik tarafından bakıldığı zaman ciddi sıkıntılar yaşayacağı muhtemel. Bu arada tatil farklılıkları ortaya çıkınca biraz yat turizmi fazlaca fokuslandık galiba. Biraz ilgi çekiyor bu aralar. Benim de edindiğim bilgi o. O yüzden ben aklıma ilk sen geldin ve bu nedenle sana bağlanalım. Bir program yapalım istedin. Buradaki talep nedir? Siz Aquamarine olarak bu tür taleplere cevap veriyor musunuz? Tamam, siz karadan takip ediyorsunuz ama aynı zamanda bu hizmeti veriyorsunuz ama aynı zamanda bu yat kiralama ve tatil olanakları konusunda da bize bilgi verir misin? Bizim yat takip etmenin ötesinde çok ciddi bir şekilde de tekne çarterı konusunda da çalışmalarımız, faaliyetimiz var. Dediğin gibi bu konu gerçekten şu anda gündemimizde olan bir konu. Daha doğrusu bütün sektörün gündeminde olan bir konu. Teknede kalın, sağlıklı kalın sloganı herkesin mottosu haline geldi. Pek çok charter firması, tekne, ticari tekne sahipleri bu şekilde tatilin bir otel tatilinden çok daha sağlıklı olacağı yönünde. Zaten aklın yolu bir. Yani şu anda elimizdeki verilere göre işte otellerde, restoranlarda sınırlamalar geliyor. Masalar arası 1,5 metre deniyor. İşte 500 kişilik bir restoran belki 100 kişiyi ancak ağırlayabilecek duruma gelecek. Sahildeki şezlonglar arası 1,5 metreye ayarlandığı zaman sahilde kıyıdan faydalanan insanların sayısı 1/3'üne inecek. Bu tür şeyler gerçekten otel ve kıyı tatili planlayan kişiler için çok sıkıntılı olacak. Ama düşünün işte biz 2 aydır pandemiden dolayı karantina sürecinde evdeyiz. Siz aynı şekilde, başka bir arkadaşımız öyle. Bildiğimiz, güvendiğimiz insanlarla 2 aile, 3 aile bir tekne kiralayıp çıktığımız zaman daha güvenli, daha sağlıklı bir ortamda denizde insanlardan uzak tatilimizi yapabileceğiz. Dolayısıyla ciddi manada deniz turizmine, yat turizmine bir yönelme söz konusu. Tabii bizim sürecimiz, sezonumuz daha doğrusu Nisan'dan Ekim sonuna kadardır genellikle. Ama Nisan, Mayıs, Haziran bu 3 ayı kaçırdık tabii ki. Bunda yapacak bir şey yok. Ama benim değerli olarak kabul ettiğimiz Temmuz ve Ağustos ayları, hatta Eylül ayının son derece verimli geçeceğini tahmin ediyorum. Şu anda zaten ciddi talepler var. Özellikle yurt içinden çok ciddi talepler var. Yurt dışı bir sonraki seneye öteleme gibi bir eğilimde. Çünkü uçakların ne zaman başlayacağı belli değil henüz. Charter uçuşları olacak mı olmayacak mı, onlarla ilgili sıkıntılar var. Bu pandeminin ikinci dalgası korkutuyor Avrupa'yı ve diğer ülkeleri. Bu süreç tabii biraz sıkıntılı. Şimdi Avrupa'da bir sönümlenme söz konusu, Türkiye'de sönümlenme söz konusu ama buna karşılık Amerika'da bir yükselme, Rusya'da bir yükselme söz konusu salgında. Şimdi Türkiye'deki yat turizmi olsun, genel turizm olsun, son zamanlarda biliyorsunuz Rusya ağırlıklı oldu. Rusya'nın bu şekilde henüz daha pandemiye kontrol altına alamamış olmasından dolayı
Öyle bir sıkıntı var sektörde. Ama ben yerli turizmle veya Avrupa'nın bizi daha önce unutmuş olan grubunun tekrar hatırlayacağını tahmin ediyorum. Ve önümüzdeki Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarının bu 4 ayın bizim sektörde hareketli geçeceğini düşünüyorum. Ki bu dediğim gibi taleplerden de çok net bir şekilde belli oluyor. Gökhan, aslında bu programı izleyenlerin hemen aklına şu gelecek. Hazır sezon kısaldı, talep arttı. Acaba fiyatlar da arttı mı? İşte can alıcı soru bu. Hadi bunu da cevapla lütfen. Fiyatlar konusunda maalesef bir euroya endeksli bir piyasamız var. Ha bir de euro döviz de arttı piyasa, tabii. Maalesef. Yani fiyatların bundan dolayı bir artış söz konusu değil. Yani tamam sezonun yarısını kaçırdık, ondan sonraki yarısında fiyatları ikiye katlayalım da sezonu kurtaralım gibi bir düşünce yok tabii ki. Bu söz konusu değil. Ama dediğim gibi euroya endeksli bir sektör olduğu için maalesef euronun artışından dolayı bir Türk müşteri için sıkıntı söz konusu. Ama bunun önümüzdeki günlerde taleplerle orantılı olarak bir şekilde çözümleneceğini tahmin ediyorum. Peki bu bir talepler... de asıl bir konu var. Can kusura bakma lafını kesiyorum. Şu anda tabii belirsizlik var tekneler konusunda da. Aynı otellerde ve kıyılarda uygulanan bir takım sınırlamaların teknelere de geleceği varsayılıyor. Bunlar konuşuluyor, daha netleşmedi ama bir %60 gibi bir şey söz konusu. Yani tekne kapasitesi atıyorum 10 kişi ise bunun 6 kişiden fazla alamayacak o tekne gibi bir sınırlama söz konusu olabilecek. Böyle olunca biraz sıkıntı olacaktır. Eskiden biz işte kalabalık gruplar, 3-5 arkadaş grubu bir araya gelirdi. 10-12 kişilik bir tekne kiralardı ama şimdi bunu kiralayamayacağız. 6 kişi ancak kiralayabileceğiz. Dolayısıyla bu haftalık kirası 12 kişiye bölüneceğine 6 kişiye bölünecek gibi bir takım sıkıntılar getirecek. Fiyatlarda bu şekilde bir artış söz konusu olacak. Peki bu aynı zamanda bu teknelerin dezenfekte ediliyor da olması lazım değil mi yolcu binmeden önce? Bu türde bir önlemi kesinlikle, siz normal şartlarda alıyor olmanız lazım. Kesinlikle. Bu zaten regülasyon şeklinde gelecek önümüzdeki günlerde. Bu konuşuluyor. Bizim şahsen yapabileceğimiz bir şey yok. Bunlar çünkü yetkili firmalar tarafından yapılması öngörülüyor. Biz kendi imkanlarımızla dezenfeksiyon ve diğer hijyen kuralları ile ilgili kendi tedbirlerimizi aldık. Ekipmanımızı hazırladık. Özellikle mega yatlara kumanya verirken bütün paketlerin ve alınan kutuların hepsinin bir şekilde dezenfekte edilip gitmesi gerekiyor. Ama bunu biz kendi bünyemizde yapıp o şekilde teslim edeceğiz. Onun dışındaki charter değişimlerinde dezenfeksiyon işlerini yetkili firmalar tarafından yapılması öngörülüyor. Dolayısıyla bizim onlara yapabileceğimiz bir şey yok ama mutlak surette bu uygulanacak. Yani nasıl otellerde işte restoranda masaya tek kullanımlık tuz, karabiber konulacaksa bizde de her giren çıkan müşteriden sonra mutlak surette teknelerin dezenfeksiyonu yapılacak, çamaşırların ayrı ayrı yıkanması sağlanacak. Bunlar gerekli regülasyonlara uygun şekilde yapılacak tabii ki. Bunun hazırlıklarını yaptık. Peki bu aynı zamanda şimdi ilk defa belki bir yat ile tatil planlayanlar varsa diye soruyorum bu soruyu. Yani o endişeleri belki biraz tedarik konusunda dile getirdin ama mesela o teknenin personeli de var. Şimdi o personelle insanlar oradan tedirgin olabilirler. Onlar için ne gibi önlemler alıyorsunuz? Hepsinin sağlık kontrolünden geçirilmesi, sık sık testlerinin yapılması ve sağlık kontrolünden geçirilip raporlanması gerekiyor tekne personelinin. O yüzden de aynı yine otel personeli, otel çalışanları hangi şartlara tabi ise tekne personeli de o şartlara tabi olacak. Dolayısıyla onların da mutlak surette bir raporları olacak sağlıklı olduklarına dair. Herhangi bir hastalık söz konusu belirtisi olduğu anda hiçbir şekilde oyalanmadan
ilgili makamlara bildirilmesi şartı koşulmuştu zaten. Bunların hepsine uyulacak. Dediğim gibi bunun Kanada'daki diğer tatil mekanlarından bir farkı olmayacak. Bu arada tabii bu bahsettiğimiz personelli tekneler için söz konusu. Bir de bareboat charter'ı dediğimiz, yani tekneyi siz kiralıyorsunuz, alıp kendi imkanlarınızla çıkıp dolaşıyorsunuz. O teknelerde zaten böyle bir şey söz konusu değil. Orada sadece teknenin dezenfeksiyonu ve çamaşırlarının doğru şekilde yıkanıp teslim edilmiş olması yeterli olacak. Bunlarla da ilgili bütün firmalar gerekli önlemleri şimdiden almış vaziyetteler zaten. Kumanyalarını da zaten kendileri getirecekleri için o kısımda bir sorun yok sanırım. Kesinlikle. Yani bizimle ilgili olan bizim müşterilerimize dediğim hizmeti sunuyoruz zaten. Yani kumanyalarının bizim tarafımızdan temin edilmesi söz konusu olduğu zaman mutlak surette bu gerek ultraviyole ışıkla olsun, gerekse dezenfeksiyon makineleri ile paketler. İçine tabii yapabileceğimiz bir şey yok. Sonuçta marketten alınan şeylerdir. Ama tekneye teslim edilirken dışından bulaşabilecek herhangi bir şeye karşı her türlü önlemi alıp o şekilde teslim ediyoruz. Peki istersen bu konuyla ilgili son bir sorum şu olsun. Organizasyonunuzda kaç tane tekne var? Bunlar ne büyüklükten ne büyüklüğe kadar? Yani kaç kişilik şu anda devletimizin hani koyduğu şeyle birlikte, kısıtlamayla birlikte sorayım. Şimdi bizim her tekne tipinde teknelerimiz mevcut. Motor yat, gulet ve yelkenli tekne. Yelkenli tekne, 25'in üzerinde yelkenli tekne pazarlamasını yapıyoruz. 3 tane motor yatımız var değişik ebatlarda. 7 tane de guletimiz var. Bunların pazarlamasını yapıyoruz. Dolayısıyla her bütçeye ve her kategoriye hizmet verecek şekilde bir altyapımız var bizim. Burada bir ilave şunu da sorabilir miyim? Gel tekneyi aldılar, kiralandı. İşte kendi sahillerimizde dolaştık ama hani ola ki Yunan adalarında gitmek istediler. Peki şimdi komşu ülkenin bu konuda ekstra bir talebi var mı hiç? O konuda bilginiz var mı? Yani oralara giderken onlar da farklı bir önlem almış olabilirler mi? Şu anda maalesef onlarda da bir belirsizlik söz konusu. Limanların açılış tarihi dahi henüz netleşmiş değil. Şu an itibariyle bildiğimiz kadarıyla 1 Haziran'dan itibaren açılacağı söz konusu. Ama net olarak 1 Haziran'da açılacaktır şeklinde ne Yunanistan tarafında ne bizim tarafta henüz resmi olarak açıklanmış bir tarih maalesef yok. Anladım. Peki büyük ihtimalle de onlar da benzer koşullarda açacaklardır sınırlarını. Hatta bir söylenti Yunanistan'ın limanları açacağı ama ticari tekne faaliyetine 27 Haziran'dan sonra başlayacağı şeklinde bir söylenti söz konusu. Dediğim gibi hala çok büyük belirsizlikler var. O yüzden de çok net bir şey söylemek şu an itibariyle mümkün değil maalesef. Şimdi ben bu programları yaparken Gökhan ablam izliyor tabii o da. Geçen beni telefonla aradı, dedi ki ya Can dedi, sen dedi bir takım soruları sorarken aslında cevapları da veriyorsun. Kardeşim sen niye cevap veriyorsun? Bırak karşındaki cevap versin dedi. Şimdi ben biraz ablamın söyledikleri kulağıma da geldi. Ben çünkü sürekli soruyu sorarken içinde cevabını da vermeye çalışıyorum. Çok da bilgim olmamasına rağmen. Ama son bir bu konuyla ilgili son bir daha soru sorayım. Şimdi aynı zamanda akaryakıt fiyatları da düştü. Şimdi diğer taraftan dövizden bir farklılık varken diğer taraftan da hadi motor yat kiralayanlar için bu bir avantaj mı? Yani akaryakıt fiyatlarının işte motorinin fiyatının çok çok düşük olması şu anda. Can, samimiyetle söyleyeyim, motor yat kiralayan pek fazla yakıtını düşünmez diyeyim ben. O yüzden de o cüzi farkın çok fazla
tercih sebebini olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ben de şimdi sen bu cevabı verince sorumun çok alakasız olduğunu fark ettim. Peki istersen çok kısa programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Başka bu konularda eklemek istediğin bir şey var mı? Ben biraz sigorta ile ilgili de sana bir iki tane soru sorayım istiyorum. Olur tabii. Tekne sigortalarıyla ilgili tabii sıkıntılarımız var. Bu konu bizim için de önemli. Ama sektörle ilgili dediğim gibi slogan teknede kal, sağlıklı kal. Çok daha cezbedici olacağını düşünüyorum ama tabii fiyat açısından bir kara tesisinden biraz daha maliyetli olacaktır. Fakat hem yeni bir deniz tecrübesi, tekne tecrübesi arayan birileri için bir avantaj olacaktır yenilikler. Hem de dediğim gibi sağlıklı bir ortamda tatil yapma şansı elde edilecek. O yüzden de ben bizim yat sektörü açısından bu Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarının verimli geçeceğini düşünüyorum. İnsanların da gönül rahatıyla tatil yapmak üzere tekneyi seçmeleri bence çok mantıklı, çok uygun bir seçim olacaktır. İnşallah bir an önce bu süreç hızlı bir şekilde iyiye döner. Sadece bizim ülkemiz için de değil. Sadece biliyorsunuz bu bir kişinin 20-30-60 kişiye kadar virüs bulaştırabildiği konuşuluyor. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Dolayısıyla sadece bizim bir takım önlemler almamız, bir şeyleri yoluna sokmamız yetmiyor. Çevre ülkelerin hepsinin aynı şekilde, aynı itinayı göstermesi gerekiyor. En büyük korkumuz tabii uçak, hava yolu ve taşımacılık arttığı zaman, açıldığı zaman yine bir ikinci dalga söz konusu olur mu olmaz mı? Umarım bir ikinci, üçüncü dalga söz konusu olmaz. Bu şekilde sönümlenir, bir şekilde bu yazı kurtarırız diye ümit ediyorum. Şimdi sigorta ile ilgili şunu sorayım diyeceğim ama yine biraz evvelki akaryakıt fiyatı ile ilgili cevabı alırım diye endişe ediyorum. Şimdi bu yatların sigortası da önemli. Şimdi otomobil sigortalarında biliyorsunuz işte 2 ay uzatıldı, 1 ay uzatıldı. Yeni poliçeler yapılırken bir takım indirimler sunuluyor ediyor. Siz yatçılar olarak bu tür bir beklentiniz var mı sigorta şirketlerinden diyeceğim. Sen yatı varsa sigortada ne varsın diyebilirsin. Yok, neden olmasın diyeceğim. yani sonuçta tabii biz kiralayan tarafız. Bu işten para kazanan tarafız. Kazandığımız paradan ne kadar cebimizden az çıkarsa o bizim için artıdır. Dolayısıyla tabii sigorta faslını bizim için önemli. Her diğer masraflarda olduğu gibi. Yok tabii ki önemli. Yani sigorta konusu hakikaten ciddi. Tekne sayısı çoğaldı mı filo bazında bayağı büyük rakamlar söz konusu oluyor. Bunların bir şekilde tekne sahibine yansıması çok önemli. Olumlu yönde yansıması çok önemli. Bir de şimdi biliyorsunuz bu yabancı bayrak, Türk bayrak hikayesi yaşandı yakın zamana kadar. Bu çok herkes tarafından net olarak bilinen bir şey değil. İstersen vaktimiz varsa bir 2 dakika o konuda da lütfen. bir şey söylemek istiyorum ben. Aslında sigorta şirketlerinden bu tür beklentilerini de dile getir. Çünkü yayınlarımızı onlar da izliyorlar. Tamam. Şimdi yabancı bayrak meselesi halkımız arasında bir şey var. Ya diyor işte Türk bayrağı niye çekmiyor? Gidiyor adam diyor işte bilmem Amerikan bayrağı çekiyor. Vergisini diyor öbür tarafı ödüyor. İşte Türkiye'den vergi kaçırıyor falan. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu bir yanlış anlama. Aslında bunu bir netleştirmemiz gerekiyor. Aynı teknelerde de arabalarda olduğu gibi nasıl yurt dışından ikinci el arabayı getiremiyorsanız tekneyi de ikinci el alamıyorsunuz yurt dışından. Daha doğrusu aldığınız zaman Türk bayrağı çekme hakkı vermiyor size. Evet. Dolayısıyla ben bütçem 0 tekne almaya müsait değil ama bir ikinci el tekne almak istiyorum. Tekne benim en büyük zevkim ve bunu uygun bir fiyatta ikinci el tekne aldığım zaman ben ona getirip Türkiye'de Türk bayrağı çekemiyorum.
Mutlak surette yurt dışında bir şirket kurmam gerekiyor. Bir yabancı bayrak takmam gerekiyor. O yabancı bayrakla Türkiye'ye getirmem gerekiyor. Ve bu şartlarda işte translok yapıyorum, şu yapıyorum, bu yapıyorum ve ister istemez de yurt dışına bir para ödüyorum. Bu benim kesinlikle kendi tercihim değil. Bir kere bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Bazı şeyler var. Mesela çok pahalı sıfır tekne alacaksınız yurt dışından. ÖTV, KDV bilmem ne dediğiniz zaman yarısı kadar para ödemeniz gerekiyordu. O dönemde haklısınız. O zaman insanlar böyle bir tercihte bulunuyordu. Sıfır teknelerde gidip yabancı bayrak takıyorlardı. ÖTV'yi, KDV'yi ödememek için, vergilerinden kaçmak için bunu yapıyorlardı. Ama şimdi ÖTV'yi sıfırladınız. KDV %1'e indi. Bu saatten sonra yabancı bayrak çekmek için hiçbir sebebi kalmadı insanların. Ve kimse de artık yabancı bayrak çekmiyor. Ama dediğim gibi ikinci elde ister istemez bir yabancı bayrak çekmeniz söz konusu. Bunun kaçarı yok. Mecbursunuz bunu yapmaya. Şimdi burada sigorta ile ilgili bir takım sorunlar doğuyor. Yabancı bayraklı tekne mesela ben şöyle basitçe söyleyeyim. İkinci el teknelerde. Bu ikinci el teknelerde şahsi teknelerim Amerikan bayraklı tekneyi Türk sigorta şirketi sigortalamadı. Mecburen yurt dışında bir firmaya sigortalatmak zorunda kaldı. Bir iki sene sigortası devam etti. Ondan sonra Türkiye'yi riskli bölge kabul ettiler. Riskli bölge kabul ettikten sonra sigortayı yapmadılar. Bir anda sigortasız kaldı. Allah'tan o arada işte Türk bayrağına geçmeyle ilgili 2017'de bir kanun değişikliği oldu. Yabancı bayraklı teknelere Türk bayrağına geçme hakkı tanındı. Apar topar teknelerin bayrağını Türk'e çevirdim ve sigortalatabildim tekneyi. Şimdi hala yabancı bayraklı olup Türk sahipli tekneler var. Bunlarla ilgili sigorta sıkıntı olabiliyor. Veya yabancı bayraklı olup Ruslar özellikle teknelerini Türkiye'de tutuyorlar. Bunlar da diyorlar ki Türkiye'de sigortalatalım. Türk sigorta şirketleri yabancı bayraklı tekneleri sigortalamıyorlar. Böyle bir sıkıntı var sigorta konusunda Türkiye'de yatlarla ilgili. İlginç notlar bunlar Gökhan. İyi oldu programımızda bunları dile getirdin. Biz bunu aynı zamanda haberleştiriyoruz da basında bunu paylaştığımız zaman daha geniş kitleler bu şekilde bu sorunlardan haberdar olmuş olurlar o zaman. Öyle diyelim. Valla çok güzel bir program oldu. Başka eklemek istediğin bir şey var mı? Sağ ol. Tatile bekleriz Can. Siz önce bir İzmir'den çıkabilip bir Marmaris'e gidin de biz de bir İstanbul'dan çıkabilirsek inşallah buluşacağız. İki gün önce kaymakamlıktan müsaademi aldım. Ayın 20'sinde yol iznimi aldım. Zaten ayın 27'si gibi bir teknemiz geliyor. Yakıt ve kumanya almak üzere Marmaris'e. Bir tane de romorkörümüz var. Yine aynı tarihlerde gelecek. Türkiye'den bir tekneyi yedeklemek üzere. Onlarla ilgili operasyonlarımız var. Biz zaten Mayıs sonunda bayramda büyük ihtimalle Marmaris'te olacağız artık. Sana kolay gelsin diyorum. Aslında ben de basın mensubuyum. Ben de iznimi alabiliyorum. Ben de seyahat edebiliyorum ama işte gördüğün gibi biraz televizyonculuğa fazlaca vakit ayırmaya başladık bu arada. Bu nedenle biraz buradayız. Ama ilk fırsatta biz de Bodrum'a doğru bir yollanacağız gibi görünüyor. Çok teşekkür ederim Gökhan programımıza katıldığın için. Bu arada Dağhan'a ve Şebnem'e de buradan sevgilerimi ileteyim. Onlar da yayında tabii bunu söyleyelim ama sonuçta Dağhan İtalya'da okuyordu. Türkiye'ye geldi çok önceden. Gitmedi. Siz de bu arada uzun zamandır yurt dışında olan oğlunuzla da bu pandemi nedeniyle biraz fazlaca bir arada olup da bir hasret giderdiğinizi düşünüyorum. O bakımdan size yaramış olmalı. Can bir fıkra vardır ya, daha doğrusu böyle şeyler Twitter'da falan konuşulan şeyler vardı. Ya işte karımla oğlumla birlikteydim. Bayağı iyi çocukmuş, iyi kadınmış falan muhabbetler oluyor. Bizde öyle oldu. Dağhan'la 7 senedir evet, 7 senedir yurt dışında. Dolayısıyla çok fazla zaman geçiremiyorduk. 2,5 aydır bizle beraber
iyi çocukmuş. Güzel yetiştirmişiz ya da yetişmiş. O yüzden haklısın o konuda. Karantinanın çok büyük faydaları oldu bize. İnşallah en kısa zamanda dostlarla, arkadaşlarla güzel vakit geçirmeye başlarız. Hasret kaldığımız en büyük sıkıntılardan biri o. Ancak böyle işte ekrandan birbirimizi görüyoruz. Hoş aynen olmuyor. Bir araya gelsek daha güzel olur. Peki. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir yayın oldu. Sektöre de herkese çok selam. Için ayrıca biz teşekkür ederiz. Sana bol kazançlar diliyorum. Kolaylıklar size diliyorum daha öncesinde. Ve sağlık diliyorum tabii ki. Çok teşekkürler. Bir mukavele. Sağ ol. Görüşmek üzere. Bir sektör ekstranın daha sonuna geldik. Bu programda denizcilik sektöründen bir arkadaşımı programıma konuk ettim. Yatçılık sektörünü konuştuk. Pandemi sonrasında yatçılıkta ve tercih edilen bir tatil olanağı olarak ön plana çıkan yatçılıktaki olası gelişmeleri kendisiyle paylaştık. Kendisi bizimle paylaştı daha doğrusu. Bunun yanında biraz da tabii ki sigorta konuştuk. Sigorta konusunda da çok önemli bir iki tane not iletti bize. Gerçekten bunu biz de yayınlarımızda dile getiririz. Biz de bunu açıkçası ben de bilmiyordum. Sayın Gökhan Başpınar, sevgili arkadaşım, Aquamarine Yatçılık kurucu ortağı kendisi programımıza konuk oldu. Sektör Ekstra'da. Bundan sonraki Sektör Ekstra programlarında farklı konu ve konuklarla tekrar sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz. Öncelikle programımızı beğendiyseniz lütfen aşağıda beğendi işareti ne tıklıyorsunuz. Diğer tarafta eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmanızı da rica ediyoruz sizden. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmayı umut ediyoruz. Şimdilik evde kalıyoruz. Sağlıkla kalmak için evde kalıyoruz. Şimdilik de hoşça kalın diyorum.